Anamla köyüne eve gidip görüştüm. Öfkem dinince her şeyi idrak ettim. Gayrı benden yana bir mesele kalmamıştır. Türkmen beylerine gelince... olanlarda benim kabahatim vardır. Ben seni çağırmasam görüşmeye geç kalmayacaktın. Gayrı bu meselede de birlikte hareket edeceğiz. Ağabey kardeş gibi. Ağabey kardeş gibi. Bu arada köyün evinin yakınında birinin ölüsünü bulduk. Kimin adamıdır belli değil. Lakin takip edilmekte olabiliriz. Anama söyledim. Gayrı sen de temkinli olasın. Eyvallah. Demek Markus'un ikiz kardeşi, Kuvel Kalesi'nin yeni komutanı sensin. Sen de Melik Tapar'sın. Melik Şah'a kutsal mızrak karşılığında sulh teklif ettim. Ama kabul etmedi. Umarım sen baban gibi sert bir sultan olmazsın. Kurt balası da kurt olur. Babamdan ne gördüysen, benden de onu göreceksin. Kutsal mızrağı elinizde tutup ne yapacaksınız? Bak, kimseye bir zararı yok. Kardeşim sana sapladı. Ama ölmedin. Ama sultanımız kardeşine saplayınca geberip gitti. Demek ki marifet saplayındaymış. Sen kimsin? Kınık obası bey. Sencer bey. Kardeşim Markus'u ve Prens İzaktos'u çok uğraştırmışsın. Ama ben onlara benzemem. Bu saydığın isimlerin hepsi toprağın altında. İzaktos'un sağ kolu Thomas da benim elimde. Sen de başımıza bela olma ki akıbetin onlara benzemez. Thomas'ı yakaladığını ne diye bu zındığa söyledin? Sultanımızın huzurunda Melik'tek iş varken niye söylediysem o sebepten. Şimdi hepsi bir olup üzerimize saldıracak. Biz de hepsini aynı anda tuzağa düşüreceğiz. Thomas, Sencer'in elinde esir düşmüş. Onu kurtarmak zorundayız. Sarayın etrafına casuslarımızı yerleştir. Giren çıkan herkesten haberim olsun. Melikşah kimi düşman edindiğini anlayacağım.